Sevgili dostlar, sabah saat 6. Ayhan Sıcıboğlu nerede kaldı? Venedik'te. Müthiş bir yerdeyiz. Dünyanın en enteresan, en uçuk, en kaçık, en gizemli ülkesindeyiz. İtalya'nın kuzeyinde Venedik'te, sular içerisinde bir şehir. Müthiş bir şehir. Tarihi bir şehir. Osmanlı'nın dostu ve düşmanı bir şehir. İki kuvvet var biliyorsunuz Akdeniz'de. Osmanlı ve Venedik. Efendim, bu şehirde müthiş bir muhabbet yaşayacağız. Bir dostumuz var, birazdan tanıyacaksınız. Kontes Enrica Rocca. Bir yemek uzmanı, bir müthiş bir kadın, komik bir kadın, akıllı bir kadın, arkadaşım. Birazdan vapura bineceğim, kendisini karşılayacağım. Nerede? Balık pazarında. Ne yapacağız? Alışveriş yapacağız. Balık, sebze, evine gideceğiz ve size müthiş yemekler yapacağız. Bu programda Venedik yemekleri ve Venedik muhabbeti. Ayhan Sıcıboğlu ve gastronomi maceralarının babaannesindeyiz. Buongiorno. Buongiorno. Bello, come stai? Che elegante. Francesco, vedi. La bellezza di baciare una donna bella da mattina a Venezia. Venezia. E io baciare un uomo così elegante, molto Austrian. No, oggi siamo, capito? Siamo austro-ungarici. Turco. Poi. Efendim, müthiş bir yerdeyiz. Efendim, tanıştık Contessa Enrica de Rocca. Bütün bu civarın muhtarı ablamız. Buranın kontesidir, iyi arkadaşım. Beraber bugün bir müthiş bir muhabbetimiz var. Şu muhabbet şöyle. Pazar burası. Rialto pazarı. Alışveriş yapacağız, sonra eve gidip yemek pişireceğiz. Abla bu işin ustasıdır. Buranın en önemli, benim de hastası olduğum yemek var. Mürekkep balıklı risotto. Seppie İtalyancası. Sübiye yani aslında Türkçesi. Oradan aynı Latin kökünden geliyor yani sübiye, seppia. Seppialı, sübiyeli risotto, siyah olur o. Görüntüsü güzel değildir ama yemesi ne dayanamazsınız. Dayanamayacağım anneciğim. Şimdi andiamo. Andiamo. Dai, hadi bakalım. First we go to the vegetables. I'll show you a little bit the nice vegetables. Perfect. The lagoon and everything. İlk önce sebze. Tu eres el sol de mi vida. Neden çok güzel sebzesi diyor bu Santa Rezmano? Çünkü bir şekilde köklerden deniz suyu da aldığı için zaten diyor yeşillik tuzlu diyor. Yani üzerine tuz ekme. Üzerine biz onu alırız diyor. Zeytinyağının üzerine banar yeriz diyor. Tuzumuz ekmeği zaten tuzlu bir yeşillik diyor. Enteresan. Kastraure. Kerevizin üstü yani yeşilliği üstünü kesiyorlar. Kastraure yani demek hadım ediyorlar. Castrato hadım demek oradan geliyor. Hadım ediyorlar kereviz bitkisini. Üstünü kesiyorlar ki daha kuvvetli yetişsin diye. Altında daha kuvvetli yetişiyor. Üstü de çok güzel salata yapılıyor. Kontes'e göre. Şimdi onu yapacağız. Yani çok az bulunan bir şey. Mevsiminde bulunması gerekiyor. Üstünü kesiyorsunuz. Altı kuvvetleniyor. Ve onun üstünde yiyorsunuz. Müthiş bir salata yapacağız dedi. Bakalım ben ilk defa yiyeceğim, ilk defa milli olacağım arkadaşlar. Hadi ya. Ha, bütün Venedik bunu bekler diyor. Hakiki bir burlagonun yani Venedik ahtapotu diyor, renginden anlarsınız diyor. Başka yerde bu renkte ahtapot olmaz diyor. Bu da ithal ahtapot. Atlantik'ten geliyor, o yerlisiydi. Hemen farklı, biz bunu yemeyiz bile diyor. Salatada falan diyor, hemen tadını hissedersin diyor. Bunun tadı olmaz diyor, saman gibidir diyor. Esas tad diyor, Akdeniz ahtapotundadır diyor. San Pietro'lusu, molto bonissimo. Dülger balığı, bakar mısınız?
sadece belli ki zeytinyağı. O da diyor, dikkat edin her zeytinyağıyla olmaz, öldürürsün diyor. Tuza gerek yok zaten denizden çıkıyor. Sakın ve sakın limon koyma, balığı böyle büzersin diyor. Belki diyor iyi cins, sızmanın da sızmasının babaannesi bir zeytinyağı. Bir damla o da. Mürekkep balığı alıyoruz. Mürekkepli risottonun ana maddesi. Venedik'te o yenir. Yani şimdi bu dedim ki konteste yani yemek yapacağız ya, dedim Venedik usulü yemek yapalım. Yani Türkiye'ye gelip de kuru fasulye pilav yapıyoruz gibi düşünün. Mürekkebini ayrı verdi çünkü akıtıyor mürekkebini de onu kullanacak şimdi. Kemer Barı adı Kemer çünkü tepemizde bir kemer var. Kemer Barı. Bir ufak bir break vereceğiz. Bir soda moda içeceğiz, devam edeceğiz. Tipik bir Venedik hayatı yaşıyoruz Kontes'le. Yani pazar alışverişimizi yaptık. Sabah portakal sulu sodamızı içiyoruz. Birazdan gelecek olanlar Cicchetti diyorlar. Cicchetti ufak ekmeklerde atıştırmalık. Folketti yani buranın aksanıyla. Ben ne kadar turistler diyor, senin gibi diyor Kontes. Bunu görünce ay ben bunu nasıl yiyeceğim ayol, içerisinde iç organları var, temizlenmemiş diyor. Hakikaten temizlenmemiş. İçinde aynen böyle yemek zorundasın diyor. Ben de bismillahirrahmanirrahim dedim. Bir deniz tadı var diyor. Yani büyük bir ahtapot yerine ufak ahtapotlar. Bakar mısınız? Şunlar. Bunlar ançüezler. Sirke veya limon ve zeytinyağı. Sirke pişiriyor ateşsiz ama. Yahut da limon. Efendim bu la sarda in savor. Yani lezzetli, tatlı, ekşi sardalya balığı. Soğanlar dedim, hastasıyım. 1,5 saat pişecek sirke ve beyaz şarapla. Efendim, gelin bakalım arkadaşlar. Gelin, neredeyiz? Gelin, gelin ki dünyanın en güzel yerindeyiz. Gelin. Sevgili dostlar, burası Venedik, İtalya'nın kuzeyi ve burada bir yani bir gurme insanların cenneti diyebiliriz buraya da. Ve karşımda da bu işin ustalarından Contessa Rocca var. Müthiş bir kadın, Venedikli ahbabım ve hakikaten kitapları bile var bu konuda. Bakar mısınız? Venedik üzerine what a plate, ne biçim vay be ne biçim tabak bu diyor. İçerisinde bütün, bakar mısınız? Yengeçlere falan müthiş, efendime söyleyeyim. Şimdi biz Enrica ile beraber biliyorsunuz biz alışveriş yaptık ve buraya geldik. Şimdi evindeyiz, güzel mutfağında bize şimdi birkaç yemek gösterecek. İlk yapacağımız yemek mürekkep balığından intecca. T
Tetça'nın anlamı buradaki buranın efendim şivesinde tencere demekmiş meğerse. Tetça anlamadığım İtalyanca değil. İtalyanca ama İtalyanca anlamadığım bir kelimeymiş. Meğerse buraya ait bir kelimeymiş. Yani pentoledir tenceresi İtalyanca'nın ama bu tetça tencere. Aynı demek aynı ruttan gelebilir. Tencerede mürekkep balığı ve aynı zamanda mürekkep balıklı risotto. Şimdi bu Venedikliler çok mürekkep balığı yerler. Onun için mürekkep balık risotto, yani siyah risotto, sepye, nereli sepye, risotto nereli sepye, çok Venedik'e ait bir yemek. Onun için dedim onu yapar mısınız? Onu yapmayı yapacak kontes bize. Buranın tipik yani bizim kuru fasulye pilavımız gibi düşünün. Bugünkü yemeğin bir tanesini. Bir sürü bazı balıkla da çiğ yiyeceğiz. Soğanları ıslatacak kadar zeytinyağı. Mümkün olduğu kadar az ateş. Su kaynıyor. Trapani'nin tuzu çok meşhur diyor. Oradan kullanacağız. Deniz tuzu Trapani'den. Efendim bunlar da kerevitler. Yani Rumcası Garavida. İngilizce salary maaş demek. Maaş. Salary İngilizce kelime ve salaria da İtalyanca Latince'den geliyor. Eski Roma askerleri, eskiden Roma İmparatorluğu'nda o kadar tuz kıymetli ki maaş yerine tuzla ödüyorlar maaşlarını. Soğuk suyla pişmeyi durdurduk. Sakın ve sakın siz üstüne makarnayı yapmayın yani sadece bunu. Makarnayı yapıyor bazı insanlar, o çok yanlış. Makarnayı yapmayacaksınız, bunu yapacaksınız. Ya bunun gibileri. Allora, poi. Mürekkep de burada. Şimdi bu siyah daha başka oradaki siyahtan çünkü bu mürekkep balığının kesesi içindeki daha konsantre olan mürekkep. Mürekkep balığındaki mürekkep balık defans için kullanıyor mesela. Başka bir şeye tehlike yaklaşınca böyle puf diye atıyor şeyi, mürekkebi. Karaltı kaçmak için ortalığı karartıyor suyun altını. Bir de gözlerini falan zararlı diğer hayvanların. Ondan sonra kaçıyor. Bu zavallı muhakkak diyor daha fırlatmadan, o zaman az kalıyor torbada, bu daha fırlatmadan mürekkebi yakalamış ki diyor, bütün şey mürekkep içinde diyor. Çoktan beri bu kadar siyahını görmemiştim diyor Kontes. Beyaz şarap ekledi. Şimdi 1,5 saat pişecek bu. Yani beyaz şarap ve su, şarapta uçacak alkol. Suyu da 1,5 saat üzerine kapatacak. Onu attık kenara. Devam ediyoruz. Şimdi kabaklar ama kabaklar müthiş, ufacık bakar mısınız? Biraz üzerine tuz. Bu bir İngiliz tuzuymuş. Karabiber. Karabiberim, biberim, biberim. Şimdi masaj diyor. Bravo. Grill kabakların sosunu yapıyor. 3 tane buenissimo. 2-3 şey kabuk alacak. Şimdi bunları kabukları gördünüz değil mi? Çok güzel kabuklar ama. Fakat size bir şey diyeyim mi? Bunlar limonların geldiği yer Sicilya. Sicilya'nın güneşi de hiçbir yerde yok. Jülyen kesiyoruz. Kabakları da fazla
İzmir'de yapmayalım. Biraz al dente, biraz dişe gelir yapalım dedi. Al dente, şimdi hep diyelim makarna al dente. Onu izah edeyim. Dente, diş demek. Al dente, dişe gelir demek. Türkçesi. Hani makarna ben al dente isterim diyorlar ama anlamını bilmeden diyorlar. Onu size anlatmam lazım. Al dente, dişe gelir. Yani çok pişmemiş. Mentuccia bu. Şimdi bu mentuccia, bu da menta. Yani şu nane, bu da nanecik. Ya bilmiyorum Türkçesini, belki bizde var mı onu da bilmiyorum. Bu başka tip bir nane. Bakar mısınız, arsak farka bakar mısınız? Başka bitki gibi bu. Bizde olduğunu zannetmiyorum. Şu nane, bunu biliyoruz. Bu başka kokuyor. Müthiş bir koku. Mentuccia. Yarım yarım zeytinyağı, tereyağı. Tabakları aldık. Krokante olacak. Yaptığımız sosu limonlu ve naneli sosu üzerine döküyoruz. Aspen, aspen, aspen. Hadım kereviz kereviz. Castraura. Castrato. Hadım. Piş yapraklarını çıkart. İlk kat yaprağı çıkartıyorsun. İlk katını, büyükleri. Yeşil, koyu yeşil kalmayana kadar, yani koyu yeşili istemiyoruz. Bakın şöyle göstereyim size. Şunu istemiyoruz ama şu renge gelinceye kadar istiyoruz. Bu renkte duracağız. Şu rengi istemiyoruz. O koyu yeşilleri alacağız. Up, up. Perfect. Now you're good. Aposto. Şimdi bu tamam, bakın yeşil kalmadı diyor üzerine, koyu yeşil. Açık yeşilleri var, onlar okey. Bravo. Tutte foglie giovani. Perché le mangiamo crude, per cui devono essere tenere. Ci yiyeceğiz. Hepsi genç yaprak. Foglie giovani, genç yaprak. Benim gibi. Siyah kısmını kesiyorsun. Sadece dışını şöyle temizliyorsunuz. İçinden eti çıkacak. Bravo. Şimdi mümkün olduğu kadar en ince keseceğiz. Yani kıl. Dikkat edin diyordu. Hemen keser kesmez siyahlaşır. Allora, oksidi oluyor. Hemen limonu üzerine yapacaksınız. Tuz ve hırt hırt. Bunun adı hırt hırt. Bir parça maydanoz. Parmesan tıraşları. Bitti efendim, buyurunuz. Efendim şimdi yapacağımız yemek Venedik'in has yemeği, yani risotto al sepia. Nasıl bir şey? Risotto sepia, yani mürekkep balıklı siyah pilav. İstanbul'dan bir şey aldım dedi. Mısır çarşısından kurutulmuş sebze aldım dedi. Bakar mısınız şimdi? Kereviz var içerisinde. Yeşiller, kereviz, havuç, kurutulmuş domatesli bir
kurutulmuş. İlk defa görüyorum İstanbul'da böyle bir şey satıldığını. O İstanbul'dan aldığı için hoşuma gitti. Bundan bir sebze suyu yapacak risotto için. Onun için sebze suyu için bir böyle bir soğan doğradı. Kaba kaba bir soğan doğradı. Çok kaba. Çeri domates püresi geldi ya Sicilya dedi. Başka yerde Almam diyor. Kargadan başlıyor. Kuş tanımam. Sicilya'daki domatesten başka domates tanımam dedi bana. İtalyanca dediyse. Şimdi kontesi kıramayacağım. Kolumu kırarım, kontesi kırmam. Bir parça tadacağım. Mürekkep balığı tenceresinden. Vay be. Abi. E forte. E forte sapore. Ottimo. Deniz tadı vardı. Çok çok kuvvetli bir tat. Böyle yani mürekkep. Anladın mı? Aa, ben bundan roman yazarım ya. Ortadan şöyle kesiyorsunuz. Ha, İtalya qui. Evet. Sotto la pelle. Ondan sonra böyle açıyorsun. Ve elbiseden çıkıyor. Sayın da pink. Oradan şöyle bir sıkıyorsun. Cık çıktı. Şimdi bu kaseye, şu güzel kaseye bir parça zeytinyağı, basta. Öndip. Bir parça tuz, bir parça hırt. Bu tabii bir sadece bir dip yani içine banıp yemek için. Çiğ yiyeceğiz. Bu şekilde bu yanlarından kesiyoruz. Hayvanın içinde yumurta var hayvanda. Biraz onun için biraz daha zor. Baksana yumurtalar çıktı içerisinde. Yazık. Acıyorum da ya. Ama yiyorum. Ne ikiyüzlülük değil mi? Hintliler biliyorsunuz hiç et met yemedi. Hatta bir adam varmış hiç unutmuyorum onu gitti Hindistan'a. Rahip yürürken yolda iki kişi de yolu böyle önünü süpürüyormuş. Karıncaya basmasın yanlışlıkla öldürür diye. Bakar mısın dine? Bunlar aşırı dinci Hintliler. Aşırı dinci Hintli. Budist'in artık babaannesi. Yani öndeki iki kişi yolu süpürüyor adam yürürken. Karıncaya basmasın, öldürmesin, yanlışlıkla diye. Adam başı bir kahve fincanı, büyük kahve fincanı. Aynı zamanda daha eklemeden suyunu şöyle pirinci bir güzel kızartıyoruz. Şimdi içerisinde yaptığımız sebze suyundan azar azar ekleyeceğiz. Bravo. 20 dakika diyor.
karışacağız dedi. Dedim 10-10. Hayır dedi 15-5. Türk erkeği çalışmaz ki. Ben şimdi tavla oynamam lazım kahvede. Bu çalışacak. Afrika'da da aslanlar da ona gitmiştim şeye. İşte aslan göreceğim, aslan göreceğim falan. Ben şimdi safaride. Dedim işte aslan bu. Baba orada dedim uyuyor. Dedim erkek aslan. Dişi olan avlanıyor. Erkek baba uyuyor. Dişi avlan önce böyle yapıyor falan. Erkek gidiyor en iyi yeri yiyor gene uyuyor. Bitti risottomuz ama şimdi bununla mürekkep balığı yemeği arasında aslında aynı şeyden geliyor ama ikisini ayrı gösterdik. Fark yok gibi çünkü simsiyah. Anlamıyorsun. İçinde ya pirinç olduğunu anlamıyorsun. Yiyince anlayacaksınız. Anlayacağım. Şimdi normalde bir risotto olayda içerisinde bir birkaç parça tereyağıyla parmesan peyniri rendelerdik ama şimdi unutmayın ki onu hep söylüyorum filmlerimde İtalyan mutfağında balık yani deniz mahsullü risottoya parmesan peyniri konmaz. Onu isterseniz lokantada size turist muamelesi yapar ve sizi cahil turist zanneder. Sakın ve sakın sessiz olun İtalyan lokantasında deniz mahsullü risottoya parmesan peyniri istemeyin. Forbidden. Yasak diyor zaten ama içinde zaten bu mürekkep balığının sosunda biraz sosun kendi kremalı olduğu için, kremalı gibi olduğu için içerisinde efendime söyleyeyim tereyağı da istemiyor. Kendinden yağlı efendim. Mürekkep balıklı risotto. Emrinizde Venedik'te bu bir tipik dediğim gibi Venedik yemeğidir. Yani buranın kuru fasulye pilavı biraz daha uzun ve zor yapması ama güzel kontesimiz bize müthiş bir yemek yaptı. Sevgili dostlar, geldik müthiş bir kısma filmde, tadım. Efendim, sabahtan beri yemek yapıyoruz, öğleden beri pardon. Alışveriş yaptık. Enrica ablamız müthiş bir kadın. Kontesimiz, bir hakiki bir kontestir, Venedikli'dir, arkadaşımdır. Evi de müthiş, çok hoş. Yani öyle şaşalı ev değil ama ev gibi ev, yaşamış bir ev, yaşıyor, güzel bir yemekler yapıyor. Kendisi de bu konuda kitapları falan var bildiğiniz gibi. İlk önce hafiflere bak. Hafif yemek olacak, hafif tat. Yani bu kerevitler, karideslerden çiğ olarak yiyeceğiz. Arkasından kereviz, körpe kereviz. Arkasından biraz daha ileri gideceğiz. Bu ızgara ufak kabaklar. Arkasından tabii mürekkep balığı ve mürekkep balığı risotto. Bunlar biraz daha ağır tatlar. Così possiamo cominciare a mangiare. Bu şekilde yemek yemeye başlayabiliriz. Bravo! Posso? Certo. Ti servo? Facciamo questo. No! Insieme? Si fa così. Şimdi böyle yapılıyor. Çiğ bunlar. Hoppa. Si dice in turco hoppa. Anche in greco. Türkçe de greco. Yunanistan'da hoppa. Hoppa. Lokum gibi lokum. Hacı Bekir. Hacı Bekir kardeşi. Evet. Tabaklar konuşuyor tabaklar. Basit bir yemek bu. Kabak, ızgara. We'll be right back.
yemek yiyeceğiz. Çok önemli. Sepia. Al nero in tencere. Yani tencerede mürekkep balığı. Bu aslında mısır püresi var. Onunla yenir dedi ama bunu maalesef yanımızda yok. Benim de karnım doydu. Çok yedim. Mürekkep balıklı, mürekkep balığı tencerede. O pirinç içine çekti diyor Enrica ve yemeği hafifletti. Ve kuş gibi yemek oldu. Hakikaten çok nefis bir yemek oldu. Nefis arkadaşlar. Lütfen Venedik'e girince lokantada bunu isteyin. Aşağı yukarı her lokantada bunu burada iyi yapar. Sevgili dostlar, Ayhan Sıcımoğlu ile Gastronomi Maceraları çok maceralı bir film oldu. Ve bu güzel hanım, bu çok hoş hanım, iyi kalpli hanım, geniş yürekli hanım, Kontes Enrica Rocca evindeyiz. Bize evini açtı, beraber alışveriş yaptık, ettik sabahtan, müthiş bizi yerlere götürdü. Balıklar aldık, deniz mahsulleri aldık, sebzeler aldık. Efendim güzel bir Venedik günü geçirdik. Sonra evinde beraber pişirdik. Şimdi de yedik ve içirdik. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Sizle de görüşmek üzere. Ayhan Sıcımoğlu, Gastronomi Maceraları, Türk Max Gurme, İstanbul. Hoşçakalın efendim.